Bu tarz olaylarda bizim gözlemlediğimiz bir takım şeyler var. Birincisi kişilik yapısı ya da kişilik bozuklukları, yaşadığı psikolojik sorunlar, ek olarak çevresel faktörler, ek olarak varsa bir takım bağımlılıklar ve tabii ki kişinin kendisine model olarak, rol olarak neyi ya da kimleri aldığı önemli bizim için. Dolayısıyla burada söylendiği gibi işte bir takım insanları kendine ırkçı veya işte faşist diye tanımladığımız bir takım odakları veya kişileri, görüşleri kendisini rol model olarak gösteriyor olabilir. Ama arka planda onu bu noktaya getiren ve bu kişileri rol model olarak almasını sağlayan motivasyonun ne olduğunu bilmez isek, bundan sonra ve bundan önce olmuş olaylarla ilgili çok da sağlıklı bir sonuca varmamız mümkün olmaz. Birden çünkü fazla sebebi olabilir ama değil kesinlikle mi? O motivasyonun arkasındaki. Zaten şöyle bir şey var. Bu tarz olaylarda artık çok uç olaylarda zaten ya kişilik bozukluğuna eşlik eden başka bir takım psikolojik etkenler, işte bağımlılıklar, yaşanmış istismarlar veya kişinin yaşadığı kendine özgü bir takım psikolojik örüntüler, aile ve çevresel şartlar gibi pek çok farklı alt dinamiğin olduğunu görüyoruz, onu biliyoruz artık. Yani tek bir şeyden ve tek bir olayla, tek bir sebeple motive olduğunu düşünmüyoruz. Yani buraya kadar getiren bir süreç olduğunu düşünüyoruz.